dünyada en çok kazandıran mesleklerden biri oyunculuktur. Gerek dizi olsun gerek film oyuncuların elde ettiği gelirler her zaman merak konusu olmuştur. Şu aktör bölüm başı ne kadar alıyor, bu aktris o filmden ne kadar kazanmış merak eder dururuz. Bugün sizlere merakınızı giderecek bir video hazırladık. Dünyanın en çok kazanmış ve serveti dudak uçuklatan 10 aktörünü derledik. İyi seyirler. Robert Downey Jr. 1965 yılında New York Manhattan'da dünyaya gelmiştir. 1970 yılında 5 yaşındayken babasının çevirdiği Pound adlı filmde küçük bir rol alarak sinema kariyerine başlamıştır. Aynı zamanda iyi bir müzisyen olan Robert Downey, 80'lerin sonu 90'ların başında rol aldığı filmlerde üne kavuşmuştur. Maddi açıdan en başarılı olduğu filmler ise Gothica, Sherlock Holmes, Iron Man ve Avengers filmleridir. Bu filmler sayesinde 250 milyon dolar gibi büyük bir servete kavuşmuş ve neredeyse her yıl Forbes dergisinin en çok kazananlar listesinde yer almaktadır. Will Smith inanılmaz bir oyunculuk yeteneğine sahip ve gayet yüksek profilli bir aktördür. Bundan 10 yıl önce bile 10 başarılı filmi olan ünlü oyuncu bunlar sayesinde Amerika'da 100 milyon dolardan fazla hasılat elde etmiştir. Bu filmlere birkaç örnek verecek olursak Bad Boys, Siyah Giyen Adamları, Vahşi Vahşi Batı ve Ben Efsaneyim filmleri olabilir. Will Smith en son Netflix ile anlaşma yaptı. Muhtemelen bu anlaşma sayesinde 300 milyon dolar alan servetine daha da servet katacağı kesin gözüyle bakılıyor. Dünyaca ünlü Kanadalı sinema oyuncusu Ken Reeves, 1989 yılında Bill ve Ted'in Mükemmel Macerası adlı eserle ilk başarısını yakalamıştır. 1991 yılında Gus Van Sant filmi olan Benim Güzel İdoğam, 1992 yılında Francis Ford filmi olan Dracula ve 1993 yılında Küçük Buda filmlerinde başrol oynamıştır. Daha sonrasında Sandra Bullock ile başrol oynadığı 1994 yapımı Hız Tuzağı filmiyle beklenmedik büyüğüne kavuşmuştur. Ardından Al Pacino ile Şeytanın Avukatı filmiyle başarıyı imza atan Ken Reeves asıl başarısını Matrix serisiyle taçlandırmış ve 350 milyon dolar gibi servete kavuşmuştur. Avusturya asıllı Amerikalı aktör Arnold Schwarzenegger, 1968 yılında Sam amcanın topraklarına ayak bastıktan sonra Amerikan rüyasını gerçekleştiren, sayısız vücut geliştirme şampiyonluğu bulunan ve tüm zamanların en çok gişe başarısı getiren filmlerinde başrol oynayan bir aktör haline gelmiştir. Terminator, Barbar Conan, Predator gibi birçok filmde oynayan ünlü oyuncu 380 milyon dolar gibi büyük bir servete de kavuşmuştur. Aktör, yapımcı aynı zamanda yönetmen olan Mel Gibson, 11 çocuklu bir ailenin 6. çocuğudur. Ablasının Gibson Üniversitesi'nin dram bölümünü kaydetmesiyle oyunculuk kariyeri başlamıştır. 1979 yılında Mad Max filminde canlandırdığı Mad Max karakteri ve Tim filmindeki zihinsel engelli bir adamı canlandırdığı rol, ünlü oyuncuya şöhret kapısını açmıştır. İlerleyen yıllarda Cehennem Silahı serisiyle izleyenlerden tam not alan Mel Gibson, 1995 yılında Cesur Yürek filmiyle şöhretini pekiştirmiştir. Bu başarılarıyla beraber 430 milyon dolar gibi bir servete sahip olan Mel Gibson, dünyanın en zengin aktörleri arasında yer almaktadır. Amerikalı sinema oyuncusu, yönetmen ve senarist olan Sylvester Stallone, Hollywood'un en zengin aktörlerindendir. Serveti tam olarak 440 milyon dolar olan Stallone, aktörlük kariyerine Party and Kitty ve Stutz adlı erotik filmlerle başlamıştır. Bananas adlı filmde rol aldıktan sonra aynı yıl The Godfather filminden teklif almış fakat teklifi geri çevirmiştir. Daha sonrasında Sylvester Stallone'yi dünyaca ünlü kavuşturan Rocky ve Rambo serilerini çekerek servetine servet katmıştır. Babası inşaat mühendisi, annesi garson olan Johnny Depp, 4 çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. 20 yaşındayken 25 yaşındaki makyaj sanatçısı Lori Ellison ile evlenir.
eşi onu Nicolas Cage ile tanıştırır ve Hollywood kapısı açılmış olur. İlk filmi Elim Sokağı Kabusu'dur. Şu anda 51 yaşında olan Johnny Depp hemen hemen oynadığı tüm filmlerde dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Kaptan Jack Sparrow olarak akıllarda kalan muhteşem oyunculuğu ile tüm dünyada üne kavuşmuştur. Bütün bu başarıları sayesinde 450 milyon dolar gibi büyük bir servetin de sahibi olmuştur. Gençlik yıllarında rahip olmak isteyen Tom Cruise daha sonra bu fikrinden vazgeçip oyunculuk kariyerine başlamıştır. 1981 yılında Sonsuz Aşk filminde başarılı bir performans sergilemiştir. Kariyeri boyunca birçok filmde rol alıp başarılı olan Tom Cruise, 1996 yılında Ethan Hunt rolünde Görünmez Tehlike filmiyle eşi görülmemiş bir başarıya imza atmıştır. Tamı tamına 480 milyon dolar gibi bir servete sahip olan Tom Cruise, sadece 2006 yılında kazanmış olduğu 67 milyon dolar ile Forbes dergisine göre dünyanın en güçlü ünlüsü seçilmiştir. Shahrukh Khan 1965 tarihinde Hindistan'ın Yeni Delhi şehrinde doğmuştur. Aynı zamanda yapımcı ve televizyon sunucusu olan Shahrukh Khan çoğunlukla romantik, aksiyon ve komedi türünde 80'in üzerinde Bollywood filminde rol almıştır. Los Angeles Times tarafından dünyanın en büyük film starı olarak değerlendirilmiştir. 630 milyon dolar servetiyle dünyanın en zengin aktörlerindendir. 1,5 milyardan fazla hayrana sahip olup en fazla fanı olan aktör olarak bilinmektedir. Yaklaşık 1 milyar dolar servete sahip olan Jerry Seinfeld, olağanüstü zekasını yıllar içerisinde farklı dizilerde ve filmlerde kullanarak inanılmaz bir başarıya imza atmıştır. 1970'lerin New York'unda kulüplerde stand-up yaparak kariyerine başlayan Jerry Seinfeld, 1989 yılında ünlü Seinfeld dizisini yaratmıştır. 9 sezon süren efsane dizinin finalini tam 75 milyon kişi izlemiştir. Son sezonunda aktör her bölümden 1 milyon dolar kazanmıştı. Tüm başarıları sayesinde 890 milyon dolar gibi devasa bir servete sahip olan ünlü aktör, dünyanın en zengin aktörü olma başarısını göstermiştir.